Allahümme salli ve sellim ve berk ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Milattan önce 2450'li yıllardayız. Milattan önce 2456 yılında Zülkarneyn aleyhisselamın doğum zamanına yaklaşıyoruz. Daha önceki dersimizde beyan ettiğimiz gibi şeytanın Firavun'u yoldan çıkarması için verdiği gayretle, gökten getirmiş olduğu yardımcılarla Firavun'a bu farklı canlılar yardım etmeye başlıyorlar. Bugünkü görmüş olduğunuz hiyeroglif yazılarında farklı canlılar olarak karşımıza çıkan o kısa boylu küçük yapılar, Ahdi Atik'te de muharref olmakla beraber beyan edilen Gog ve Magog. Bu bölgede önce Firavun'a yardım için geliyorlar. Firavun'a yardım için gelen Yecüc ve Mecüc'ün ilk vazifesi, Firavun'a şeytanın özellikle öğretmek istediği tanrısal özelliğe kavuşmasını sağlamak. Yani Firavun'un artık kendisini tanrı gibi görmesini sağlamak. Ne isterlerse yapıyorlar, her türlü görevlerini ifa ediyorlar ve o kadar kuvvetli güçlüler ki insanlara ihtiyaç duyulmayacak bir dönemi yaşıyoruz. Mısır halkının kendinden emin ve rahat bir dönemindeyiz. Nil nehrinin kenarından aşağıya doğru indikçe Yecüc ve Mecüc, bölgede bulunan bütün madenleri çok rahatlıkla Firavun'un önüne serebilecek duruma geliyor. Öyle ki Firavun dünyaya namzet işler yapmaya başlıyor, büyük saraylarını inşa ettiriyor, çevresindeki herkesi kendisine bağlamayı bir şekilde ve bu büyük kuvvetiyle başarıyor. Firavun başlarda Yecüc ve Mecüc'ün insanlar tarafından görülmesini istemiyor. Nihayetinde onun kurgulamış olduğu şeytanın talebine uyarak bir tanrısal özelliğe kavuşmak. Bunları yaparken Yecüc ve Mecüc'ün gece karanlığında görevlerini ifa etmesini, saraylarını inşa etmesini, sabahleyin halk uyandığında dün gece bir saray yapılmasını emrettim, böyle istedim, ben buyurdum haşa diyerek sabahleyin halkın o sarayın olmuş olduğunu görmesi Firavun'a gittikçe bir tanrısal özellik katıyordu. Etrafındaki pek çok insandan saklamış olduğu bu sır Nil nehrinin kenarına geldikçe yavaş yavaş insanların görebileceği bir duruma ulaştı. Bölgeden altındır, bakırdır ve diğer bütün madenleri alıp getirme imkanı oluşmuştu. Hatta ilk defa elmas, yakut, efendim bugün görmüş olduğunuz pırlanta diye tabir edilen o kıymetli mücevherlerin de bulunuşunda Yecüc ve Mecüc yardımcı oluyorlardı. Uzaydan gelmiş olan bu canlıları anlamak şimdilik güç ki Kehf suresindeki ayet-i kerimeleri inşallah Zülkarneyn aleyhisselamın yaşadığı dönemi anlatan o ibarelere geldiğimiz yarınki dersimizde konuyu biraz daha anlamış olacaksınız. Nihayetinde bizler yaşadığımız dünyada her yeni gün daha önce asla olmaz dediklerimiz olduğunu birebir şahit oluyor ve yaşıyoruz. Geçmişte NASA uzayda su yoktur diyordu. Bugün suyun olduğunu söylüyor. Geçmişte NASA veya uzay bilimleriyle uğraşan insanlar uzayda herhangi bir hayatın olması imkansız diyordu. Mümkün değil diyordu. Bugün uzayda bakteri kalıntıları veya bakterilere ulaşabiliyorlar. Daha pek çok unsurdan hareket ettiğimizde henüz de uzayın derinliklerinden habersiz bir topluluk olarak çok erken konuştuğumuzu söylemek mümkün ki 18 bin alemle ilgili yaptığımız derste bu konuyu biraz daha derin ve detaylı ifade etmiştik. Beni İsrail'li Yecüc ve Mecüc'ün bu hareketi karşılığında Firavun'un kendisini tanrısallığıyla ibarelendirmesine karşı çıkıyor. Özellikle Kudüs'te bulunan Şeriat-ı İslamiye'ye uymaya devam etmekte olan insanlar ve peygamberler birlikte Firavun'u gidiyorlar ve hakkı beyan etmeye gayret ediyorlardı. Firavun ise o peygamberleri önce şaşırtarak, tabii ki dönemin Firavun'undan bahsediyoruz. Hazreti Musa aleyhisselamın denk geldiği Firavun bambaşka bir zat. Ancak bütün bu sülaleyi biliyorsunuz Firavun diyeceğiz ki bir de hanedan değişikliği yaşayacağız. İlerleyen tarihte biraz da dünya tarihini anlatmaya çalışıyor olacağız. Her seferinde hakkı beyan ediyorlar ancak en sonunda Firavun'a bu iş böyle giderse sana çok kötülükler olacak. Gökten sana yardıma geldiğini iddia ettiklerin bu sefer gökten gelecek bir bela ile senin başına musibet olacak haberin yok diyorlar. Firavun ise buna nazaran onlara gökte benim, yerde benim demek gafletinde bulunuyor haşa küfrün bir temsilcisi olması hasebiyle.
İşte bu noktada Kudüslüler, Kudüs'ten giden peygamberlerin bir hac mevsimi öncesinde Kabe-i Muazzama'ya ulaştıklarında Hazreti İsmail Efendimiz'in torunlarıyla bir araya geldiklerinde bu beyanatı sunuyorlar. Bu rahatsızlık ilerleyen dönemde Mekke ve Medine halkının da üzecek bir noktaya gelmesi düşündürüyor herkesi. Bu arada Firavun Yecüc ve Mecüc'le peygamberleri öldürtmeye başlıyor. Civar bölgede bulunan Yahudilere saldırtıyor, Greklere saldırtıyor. Her kim ondan bu yoldan dönmesini istese gecenin bir vakti oraya gönderiyor ve onları büyük bir vahşetle öldürtüyor Yecüc ve Mecüc'e. Hiçbir silah, hiçbir önlem onların önünde durmakta kolaylık sağlayamıyor. Bunların olması İsmail Efendimiz'in torunlarının duasıyla Zülkarneyn Aleyhisselam'ın doğumuna vesile oluyor. Efendim Yecüc ve Mecüc'ün Mekke'ye yaklaşma ihtimaline karşılık ve dünyada meydana getirdiği bu büyük problemi ortadan kaldırabilmek için Hazreti İsmail Efendimiz'in torunlarından olan Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın nesebinde ve Nur Muhammed'i taşıyan bir zatın kardeşi El-Hakim dua ediyor Kabe-i Muazzama'nın dibinde. O gece Hazreti İsmail Efendimiz'in soyundan bir kızının eşiyle beraber bir çocuğu dünyaya geliyor. Dünyaya gelen çocuk milattan önce 2456 yılına denk geliyor. Bu yılda doğuyor Zülkarneyn Aleyhisselam. Tabii o 19 yaşına gelene kadar Yecüc ve Mecüc dünya çapında o büyük işlere henüz başlamamış olacaklar ve Zülkarneyn Aleyhisselam da bu arada yetişiyor olacak. Kur'an-ı Azimüşşan'ın beyanatlarını yarına bırakacağız. Çünkü o Hızır ve İlyas Aleyhisselam'ın elinde hikmet erbabı olarak yetiştiriliyor. Hazreti Ali Efendimiz'in beyanatı ise şu hakikatte karşımıza çıkıyor. Ne bir nebi ne bir kraldı fakat Allah'ın salih bir kulu idi. Allah'ı sevmiş, Allah da onu sevmişti. Sevmişti çünkü Zülkarneyn Aleyhisselam kendi anne babasına ve Mekke-i Mükerreme'deki Hazreti İsmail Efendimiz'in torunlarına yani akrabalarına hürmette civarın en önemli ismiydi. Daha çocuk yaşlarından itibaren bölgeye gelen hacılar için gereken ne kadar yardım varsa çocuk yaşında onları uzak yollardan gelişlerinde izler takip eder, yemeğinden suyundan ihtiyaçlarına kadar görürdü. Zülkarneyn Aleyhisselam'ın hac yolculuğundaki insanlara yardımından ötürü Allah-u Zülcelal'in kendisine ikram eylediği hikmet elbette ki El-Hakim'in duasıyla vesile-i ilahide bir bütünlük arz ediyordu. Ancak tarihsel süreçte bizler hacılara yardım etmek, hacılara destek olmak, hacıların geliş ve gidiş yollarında Arafat'tan inerken, Arafat'a çıkarken onlara olabildiğince yardımcı olabilmeyi Zülkarneyn Aleyhisselam'a takdim ve ikram edilmiş olan bir yardım sonucunda anlıyoruz. Çünkü Zülkarneyn Aleyhisselam yaşlı bir kadının Arafat'tan inişinde kendisine bir su uzatmış, kadıncağız da tam Arafat yolundan çıkarken sen de ümmete su olasın duasına nail olmuştu. 14 yaşındayken Yecüc ve Mecüc'ün artık dünya çapında hareketi başlamıştı. 19 yaşındayken de anne ve babasından izin alarak artık Kudüs'e gitmeye karar vermişti. 17 yaşında Hızır ve İlyas Aleyhisselam'ın kendisine vermiş olduğu sırlarla bütün dünyada iş yapabilecek noktaya gelmiştir Zülkarneyn Aleyhisselam. Yeryüzünde bu tarihe kadar bu yaşta bir hakimiyet kuran ilk insan olduğunu söyleyebiliriz. Kudüs'e ilk ulaştığında hemen onu görenler onunla birkaç kelam konuştuklarında her türlü bilgiye, her türlü imkana sahip olduğunu gördüler. Pek çok hastalığa anında tıbbi çözümler getirebiliyor. Yecüc ve Mecüc'ün ulaşabileceği yerlere önce engel teşkil edebilecek pozisyonları alabiliyordu. Kudüs'te kendisini mihraba yönelttiler. Rahatlıkla çıktı mihraba. Onlara kardeşliği, birliği, tevhide geri dönmelerini, Firavun'a asla boyun eğmemeleri gerektiğini beyan etti. Görevine başladığında tam olarak bu yaşlarda dünya çapında Firavun'u kıstıracak olan hamleleri adım adım gerçekleştirmeye başlıyordu. Firavun'u en sona bırakmıştı elbette ve bu en sona bıraktığı süreçte dünyanın dört bir tarafında tamamını fethetmişti ama bu fetihler
tek bir devlet adı altında değildi. Gittiği her yerde, her ülkenin kendi içindeki en iyi imkana kavuşmasını sağladı. Ümmetlerin bu noktada kendilerine güveninin gelmesi, ekonomik ve sosyal koşullarının ayağa kaldırılması, Firavun'a karşı korkusuz bir imanın yerleşmesi için okullar kurdu, imarathaneler yaptı, tarım alanında büyük gelişmeleri, aşılama yöntemlerini ve dünya tarihinin ilk yeniliklerini Zülkarneyn Aleyhisselam gerçekleştiriyordu. Bütün bunları gerçekleştirirken ise kendisine has olan o özel güçlerini tabiri caizse henüz kullanmamıştı. Ama çoğu insan onda gördüğü bu hasetler yüzünden onun bir peygamber olabileceğini düşündüklerinde hayır, ben bir peygamber değilim, ben bir kral da değilim, ben Allah'ın görevlendirdiği kullardan bir kulum, hakkı söylemeye geldim buyurmuştu. Efendim, bu hakikat dairesinde Kehf suresinin 83 ve 98. ayet-i kerimelerine gideceğiz. Zülkarneyn Aleyhisselam'ın verdiği mücadelede onun Allah-u Zülcelal'e ikramla nasıl muhatap olup ümmeti İslam'a nasıl hizmet ettiğini anlamaya gayret ediyor olacağız. Ama bunlar için yarını bekliyor olacağız. Bugünlük kalın sağlıcakla.